Selamünaleyküm. Oh. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi öncelikle videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Birazdan anlatacaklarım yani amşam büyük dertler değil. Allah insana çaresiz dert vermesin. Çaresiz derdi olana da en kısa sürede kurtulma şansı, ümidi, umudu versin. Neyse artık. O yüzden lütfen lan adamdaki derde bak falan oduna girmeyin. Herkesin derdi kendine. Herkes dünyada ne dertler vardır diyerek kendini motive eder ama ertesi gün gene kendi derdine yanar. Bunu unutmayın, hepimizin derdi bizedir. Baştan onu söyleyeyim, bunu yayınlarımda çok söylüyorum çünkü yani biri geliyor mesela bir derdini anlatıyor, oradan hemen linç yiyor. Lan benim ne derdim var, sen bir bilsen, seninki de dert mi amına? Evet abi, ona o dert. Çünkü o onu yaşıyor, o onun hayatı. Bunu baştan söyleyeyim. Şimdi diyordum ya size değişim programına gireceğim, değişim programına gireceğim. Bir senedir diyete gireceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım. Ah girmişsin. Az önce tartıldım. 8-9 aydır tartılmıyordum. Niye tartılmıyordum? Sebebi çok belli. Çünkü korkuyordum, kaçıyordum. Ya siktir, şimdi tartılacağım, orada çıkan rakama takılacağım. Ne olmuş lan sana diyeceğim diye diye. Tartılmayıp sanki o beni kurtarıyor da bir yandan löpür löpür götür. Mesela al bugün yediklerim anasını satayım. Görüyor musun? O 6-6 12 tane kola şişeleri mişeleri hep burada. Löpür löpür götür. Günah lan. Şuna bak. Bunu lan misafire sunarsın 3-4 kişi geldim ya. İçinden ayıp olmasın diye 1-2 tane yerler. Bak. Görüyor musun? Bu ayılık ya da bu psikolojik bir rahatsızlık yani. Bu normal bir şey değil. Evet, benim standart beslenmem çok uzun süredir böyle. Geçtim kiloyu miloyu, bu sağlıklı bir şey de değil. Evet, aslında birçoğumuzun yaşadığı şöyle bir sorun var. Erteleme, bahaneler bulma, hayatta yapabileceğimiz şeylerden bahsediyorum bakın. Yani elimizde olan, değiştirebileceğimiz şeylerden bahsediyorum. Bunlardan hem mutsuzluk duyup hem de değiştirmemek için elinden gelen her şeyi yapan bizleriz abi, insan oluyoruz. Çünkü salağız. Ben bir salağım. Niye bunu söylüyorum biliyor musun? Çünkü ben kilo alınca mutlu olan bir adam değilim. Kendini beğenen bir adam değilim. E kardeşim, bunu fixlemek benim elimde değil mi? Allah çaresiz dert vermesin diyoruz ya. Bunu bir köşeye koy. Bu çaresi olan bir dert değil mi? Yemezsin. Sporunu yaparsın. Hayatına şekil verirsin. Ve düzeltirsin. Bunu yapmayıp bir yandan da ağlanıyorsan street. Kendime hep bunu söylüyorum ama bu da çözüm olmuyor. Vay delikanlıya bak ya, kendine siktir git. Bak nasıl kendini biliyor. Bana faydası var mı? Yok. Şöyle gireyim konuya. Bu videonun bir amacı yok. Ya amacı var da bir başlık düşünmedim yani. Dümdüz oturdum çektim. Montaj kurgu falan da yapmayacağım. Kaç dakika sürer onu da bilmiyorum. İlgilenmeyen izlemesin. İlgilenen izlesin, ayrı konu. Bunu çünkü kendim için yapıyorum. Dürüstçe söyleyeyim. İzlenme almak için veya size sunmak için. Vay be dedirtmek için veya bize ne lan senin kilondan dedirttirmek için falan değil. Önce kendim için yapıyorum. Sonra aranızdan bir iki kişi, ne bileyim, vesile olur lan. Bir kişi iki kişi bak, fark etmez. Ulan adam bir değişime girmek istiyor. Hayatındaki hoşlaşmadığı bir şeyi değiştirmek istiyor. Bu kilo olur, başka bir şey olur burada, fark etmez. Yapamıyor. Ve artık yapmaya gerçekten kararlı. Kendine de bir yol bulmuş, vlog çekerek. Bunu kendine nasıl diyeyim sunabileceği, yarın bir gün izleyebileceği bir beklentiye soktuğu bir durum var. Yani hem kendimi beklentiye sokuyorum hem izleyenleri. Bu da beni tetikleyecek. Ya siktir et, bugün de yiyeyim falan dedirtmeyecek. Çünkü yapamıyorum kendi başıma. Uzun süredir yapamıyorum. Yapmadım değil, yaptığım zamanında ama. O yüzden de hani izlenmesi falan hiç umurumda değil. Lütfen kötü kötü yorumlar yapmayın. Yani ben içimdeki bir derdi, sıkıntıyı çözebileceğim bir şeyi sizinle paylaşıyorum. Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle bir durum yaşandı. Niye bir anda böyle celallenip bu videoyu çekme kararı aldım? Artık kendime ciddi anlamda kızmaya başladım. Çünkü bir senedir, 1,5 senedir ben kendine dikkat eden bir adamken, zaten öncesinde de kilo problemleri olup belirli bir seviyeye inip emek verip onu korumaya çalışırken, bir anda sanki o emekleri ben vermemişim gibi her şeyi siktir etmiş oldum. Löp 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 ye. Spor yok, hareket yok, sağlık yok, bir şey yok. Bu hayat böyle gitmez. Bir kere
geçtim kilonun yaratacağı sağlık problemlerini. Psikolojik olarak bana sorarsanız psikoloji şu kafa insanın en değerli yeri. Bunu kaybettiğiniz zaman çok daha kalıcı hasarlara bence sebep oluyor onun getirileri. Dedim abi bunu artık fixlemen lazım. Bu böyle olmayacak yani. Hani defalarca denedin, defalarca vaatler verdin. Hog'dan hatırlarsınız, Noobstar'dan hatırlarsınız, benim yayınlarımdan hatırlarsınız. Ünlem diyet yazınca yarın çıkıyorlar. Yarın diyete başlıyor. Yapacağım. Yapmıyorsun, bir yandan da şişiyorsun. Yani 3 ay önce karar verdiğim ana indiğim zaman şu anki halimden çok daha zayıfım. Ve o zaman da ağlanıyordum, şimdi de ağlanıyorum. Yani kendi yediğim bokun ağlamasını artık yapmak istemiyorum. Her sabah kalktığımda kendime bunu söylemekten bıktım. Hem bir şeyden mutsuz olup hem de onu fixlememekten artık gına geldi. O yüzden de az önce uzun süredir kaçtığım bir şeyle yüzleştim. Bak bunlar küçük problem ama benim için önemli o yüzden. 7-8 aydır tartılmıyordum. Biliyordum çünkü neyle karşılaşacağımı. Korkuyordum. Herkesin kendine az işte özgüven problemleri veya kompleksleri, takıntıları olabiliyor. Benim de hayatımın içindeki takıntılardan bir tanesi de bu kilo. Hem kendim yiyeyim boku hem de kendime kızayım. Ama dürüstçe söylüyorum yani kendime. Bu senin takıntın kardeşim. Her konuda ya siktir edin ölümlü dünya diyen ben kendime bu konuda laf geçiremiyorum. O yüzden de bir anda 7-8 ay sonra şöyle ağır hissediyorum kendim yani. Mutsuz hissediyorum. Tartıl lan dedim. Asya'ya buradan selam olsun diyetisyen arkadaşım. O pili hatta bana o almıştı. Tartının pili yoktu. Git ona tak. Tartın kaç kilosun gör ve bana söyle demişti. Diyet programı yazalım diye. Böyle diyet miyet şeyleri de beni çok gerer, kasar, çok da yapamam. Göre yok şimdi efkarlandım. Çıkardım pili taktım abi. Dedim ki ulan taş çatlasa 100 çıkarım ne olacak? Bir tartıldım 110 kilo çıktım. 110 kilo benim daha önceden evet ulaştığım bir kilo. 115 kiloya çıkmıştım askere gitmeden ama o da hani işte askere gidiyorum öküz gibi yiyeyim her şeyi tadayım da askerde dikkat ederim zaten hareketle gelecek kilo veririm diye 115'e çıkmıştım böyle davul gibiydim. Nitekim de orada işte günde 25 kilometre üstünde 10 kilo ağırlıklarla yürüyünce eksi 10 derecede eksi 15 derecede yaklaşık 30 küsür kiloya kadar tabii yediklerime de dikkat etmiştim kilo vermiştim. Yani 110 küsür kilo gittim 115 neyse detaylarını hatırlamıyorum. 79-78 gibi bir kiloyla geri döndüm. Tabii çirkin bir hale bürünmüştüm. Bana biraz böyle irilik yakışıyor. Ama zayıflık çok yakışmıyor. Ama mutluydum. Ya ablamın şortlarına falan giyiyordum yani. Hayatımda ilk defa eriştiğim bir kiloydu. Sonrasında bu dizi oyunculuğu muhabbetleri olduğu zaman tiyatro dönemi yine çok kilo almıştım. Yine 100 kilolara falan çıkmıştım. Nasıl olsa veririm lan şu an eğitimdeyim demiştim. Ben hep aptal aptal düşünceler görüyor musun? Nasıl olsa veririm. Aptal mısın lan? Yeme ya. Niye bir daha vermek zorunda bırakıyorsun kendini? Nasıl bir keyif bu ya? Nasıl bir yemek sevdasıdır bu? Neyse boş ver. O zaman da bir aldım. Sonra ketojenik diyet denedim. Askerlik diyetinin ne olduğunu bilmiyorum da bu tiyatro zamanı oyunculuk dönemi hızlı yağ yakayım diye. Keton diyeti yani ketona keton oluyorsunuz. Tabii ketojenik diyet yaptım. Kimisi sağlıklı der, kimisi değiller. Atalarımızın diyeti gibi düşün yani eski zamanların. Ketojenik diyette çok sağlam yağ yaktım. Zordu ama daha kolay adapte olabildim o diyete. Çünkü yağ serbest diye yağlı şeyleri yiyebiliyorsun ama karbonhidrattan kaçıyorsun. Karbonhidrat benim en sevdiğim şeyler. Amüller. Kötü karbonhidrat diyelim onlara bu arada. Orada böyle bir çok iyi yine 80 kilolara falan 82 kilolara düşmüştüm. Her gün sporumu yapıyordum. Motivasyondu yani bu iş motivasyon işi abi. Sabaha kadar karar ver, sabaha kadar iste. Tutunacak dal bulamıyorsan, kendini onu inandıramıyorsan, sigarayı bırakmak gibi düşün, yapamıyorsun. Bir de salak salak huylarım var, birçoğunuzda vardır diye tahmin ediyorum. Erteleme problemi. Ben böyle işime gelmeyen, sevmediğim şeyleri hep ertelerim. Sevmediğim demek istemiyorum yani işte korktuğum şeyler. Bir takım takıntılarımla bağdaşan şeylerde bir erteleme durumu var. İşte dur ya, spora başlayayım, tamam ama dur. Şu eldivenlerimi, işte sporda giyeceğim kıyafetleri ufak tefek toparlayayım da öyle başlarım. Dur supplementlerimi alayım da öyle spora başlayayım. Dur pazartesi gelsin diyete öyle başlayayım. Ha siktir lan. Ne ya ne? Başla işte. Sen onu diyene kadar 50 tane şey yiyorsun burada. Kimi kandırıyorsun? Kendini kandırıyorsun. Gibi gibi durumlar bende de var. Kaçınızda var bilmiyorum ama bende bu çok sıkı var yani. Ama bir karınca formikaryum yapıyorsam, hevesliysem... O an gecenin ikisinde bile çıkarım dışarıda ağaç maaç dal ne lazımsa aksesuar onu da ararım. Giderim İstanbul'un bir ucuna plastik kutu almaya da giderim.
bunu yapabiliyorum. Hani tembel miyim acaba diye düşünüyorum ama bunu yapabiliyorken bunu yapamıyor olurum. Bunun psikolojideki adı ne? Hiçbir fikrim yok. Herhalde sevmediğim bir işi çok yapabilen bir adam değilim. Uzun lafın kısası, ben sıkıldım. O yüzden hayatımı değiştirmek istiyorum. Peki bu sadece görüntü için mi? Instagram'a iki fotoğraf koyayım diye mi? Anam için, babam için, kızlar için mi? Ya da ne bileyim arkadaşlarım için mi? Hayır abi. Sadece bunu kendi mutluluğum için yapmak istiyorum. Çünkü benim hayat felsefem insanların şuna bakmaktan keyif alıyorsa, şuna bakarak mutlu oluyorsa buna bakmak için elinden geleni yapmasıdır. Ben zaten o yüzden Twitch'e başladım. Ben zaten o yüzden YouTube'a başladım. Ben o yüzden ticareti bıraktım. Endüstriyel tasarım mezunuyum. Mesleğimi o yüzden yapmadım. Kafayı tırtlattım. En son dedim ki ben sevdiğim işleri yapacağım. Bunu radikal bir şekilde kararladım. Yaptım. Oldu. Yani konu niye bu burada gaza geldi? Bunu bilmiyorum. Sonuç olarak yapmak istiyordum ve yaptım. Bunu da yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Arasındaki farkı işte aramaya çalışırken yine çok zaman kaybettim falan. Sonra dedim ki ya ne geveliyorsun lan? Bırak artık ya. Sen bu durumundan mutsuzsan kardeşim ayağa kalkmasını bileceksin. Bir yer. Akşam gece daha dün 5.30'da altta uykum var. Bir saat sonra uyuyacağım. Açmışsın cips yiyorsun. Spider-Man izliyorsun. Bir boşluğum var. Keyif yapacağım ya. İşlerim bitmiş. Cips yiyor. Orada onun çikolata yiyor. Kola iç. Sonra sabah kalkınca şu haline bak. Tokan çok kilo aldın. Ne kilo aldın? 30 kilo almışsın lan. 30 kilo ne ya? Bak ciddiyim. 30 kilo ne abi? Yurt dışına giderken 20 kilo bavul limiti koyuyorlar amına koyayım. Üstüne çıkma. Uçak düşer diye. Uçak düşer diye değil de. 30 kilo. Ben Twitch'e başladığımda 86-87 kiloydum. Şu an 110 kiloyum. Bunun Twitch'te bilgisi yok tabii. Yani. İşte bekar yaşantım. Hazır yemeğe alışma. Şimdi düşünsene fasulye yemeği yapacağım ben mesela. Aman aklına geliyor lan 2 tane 3 tane dürüm gömeyim. Her gün 2 öğün 3 öğün fast food yemekle arada çikolatalar, kolalar ölürsün lan. Geçtim kilonun yaratacağı sağlık durumlarını. Karaciğerin yağ bağlar. Kalbin dayanmaz ya. Allah korusun yani. Kalp krizi geçirirsin. O kadar yiyip yatmak, uyumak. Direkt yağ bağlatıyorsun bir de yani. Yiyorsun, yiyorsun. Hiçbir hareket yok. Uyuyorsun. Uyanıyorsun. Gene açsın. Löp 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 löp. Yar ekmeği yarı. Araya doldur kaşarı, peyniri, mayonezi bilmem ne sallıyorum şu an. Göm. Sonra bir iş oldu, çekim oldu ya da siktir et çekimi ya. Bir arkadaşlarınız uzun süredir görmüyor. Gideyim yanlarına ama şimdi ne olmuş sana, kendine ne yapmışsın, bu kilo ne oldu? Yakışıyor mu sana? Çocukluk travmaları bak bunlar çok yaşıyordum. En sonunda dedim ki Tuğkan bunlardan kaçarak olmaz kardeşim. İnsanlara sürekli bağırıyorsun. Özgüven, özgüven, özgüven. İşte özgüvenin yıkık kardeşim senin burada. Peki bu değiştirebileceğim bir şey mi? Değiştirebileceğim bir şey. Senin değiştirebileceğim bir şey mi? Evet. O yüzden dedim ki ağlama artık yeter. Inga inga inga. Yap bir şeyler ve bunu bir gün bile erteleme artık. Pazartesini unut. Ara işte zımbırtıları unut. Yok detayları unut yani. Spormuş, paraymış, spor salonuymuş. Dur kıyafetmiş, dur spor ayakkabım yokmuş. O yokmuş. Bunları siktir et ya. Yeme kardeşim, tut şu boğazını. Kilo ver artık. Sağlıklı bir birey olmak için devamlılığını yapabileceğin şekilde yap bunu. Evet, çok kilo aldım. Şimdi Google'a şunu girmeliyim. 10 günde 30 kilo verme. Böyle bir şey değil. Bunları yaptığınız zaman göte giriyorsunuz abi. Hepsini denedim. Şu 32 yıllık hayatımın içinde hepsini denedim. Karbonhidrat diyetleri, işte diyorum ya, ketojenik diyetler. Onlar bunlar. Saçma sapan. Yok 2 gün patates ye, 3 gün marul ye, 4. gün elma ye, 5. gün sırf çorba. Bak tartıl, aa ödem gitmiş, 5 kilo vermişim, yuppi. Ertesi gün 5 kilo verdiğinde götün kalkıyor ya. Bir koyuyorsun abi normal rutin yemeğini. Eskisinden daha şişmansın. Bunlar hikaye abi. Benim hayatıma sporu artık eskisi gibi sokmam lazım. Bak kilolu olduğum için bel fıtığım da coşuyor, ağrıyor. Bunun acısını çekiyorum, sürekli ağrı kesicilerle yaşıyorum. Çorabımı giyemiyorum ya. Ya ne yani, bu 2 gram lokma yiyeceğim diye 2 hormonum fırlayacak diye bu kadar zulüm çekilir mi ya? Her şeyin etkiliyor oğlum. Psikolojini etkiliyor bir kere. Psikoloji gitti mi insanda ne kalıyor ki zaten? En basiti bu. Geçtim yani hani güzel gözükmek falan. Psikoloji bitiyor. Çünkü hepimizin takıntıları var. Bir insan şunun niye parlak olduğuna takılır dersin ki manyak mı lan bu, amına koyayım derdim yok bunun dersin. Onun derdi o işte. Benim de derdim bu gibi düşünebilirsiniz. Uzun lafın kısası, çok uzattım. Lanet olsun lan dedim artık yeter. Tartıldım. Onunla yüzleştim bir.
Sonra bir güzel soyundum. Çılçıplak. Geçtim aynı karşısına. Allah belanı vermesin. Bakmayın böyle, bak şurada kemik mi? Böyle kollar mollar sanki de. İğrencim. Götüm mesela aç, soyunacağım da. O kadar da hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum sizi. Çocukluğumdan beri tam fiziğimin iyi olduğu zamanlar olmadı mı? Oldu. Spor yaptığım zamanlar oldu. Muay Thai yaptığım zamanlar, onlar bunlar. Ama hepsi böyle inişli çıkışlı yani. Of iyiyim lan, o soyunayım falan böyle. Hop götüm mü kalkıyor ne oluyorsa 3 ay sonra. Aa ne olmuş lan bana? İşte kısa vadeli şeyler, kısa hedefler insana ne yazık ki bu tarz kötü sonuçlar doğurtuyor. Ben de artık kafamdan bahaneleri ve de kısa vadeli amaçları tamamen kaldırıyorum. Hayatıma artık Allah bana ne kadar hayat verir bilmiyorum ama sürekli olarak sporu dahil etmek ve sürekli olarak sağlıklı beslenmeye ant içerim falan diye dermişim. Gerçekten sağlıklı beslenmek istiyorum. Bıktım artık. Harbiden bıktım çünkü nefes alamıyorum. Öksürük krizlerim artıyor. Şu lanet sigarayı da bırakacağım zaten. Her şey onunla başladı. O da bahane. Netle şunu. O da bahane yani. Sigarayı bıraktım, çok kilo aldım. Amerika'da verdiğim kilo benim. 23 kilo verdim Amerika'da. Sigarayı bırakmıştım. Hep yeni sayfalar. Hep bir şeye tutunma. İşte bu vlogların amacı da bu. Askere gittim, kilo verdim. Niye? Çünkü bir amacım vardı. Askerde kendimi yenileyebilirdim. Uzaktım. Rutinimden uzaktım. Evde yemek yapılmıyordu. Kendime gidip bakkaldan istediğim gibi şeyler alamıyordum. Güzel. Bunlar bana yardımcı unsurlar. O zaman kilo veririm. Amerika. Her şeyden uzağım. Kendime yeni bir sayfa açabilirim. Bende öyle bir resetleme huyu var böyle. Her şey sıfırdan başlama. Ama bunda sıfırda başlayamıyorum çünkü hayatım sürekli değişiyor. Yani 3 gün diyet yapıyorum. 5 gün diyet yapıyorum. Yayındayım. Abi kilo vermişsin. İyi olmuşsun. Eyvallah kardeşim falan. O gün sabahlamam gerekiyor. Bir bok yememişsin. 7'de 8'e kadar tamam yemişsin de. Sabah 6 oldu mu? 10 saattir açsın. Kan şekeri gitmiş böyle. Titreme gelmiş. Sikerim lan diyeti. Gir yemek, tık tık yemek sepetinden vur. Bir de sağlıklısını da seçmiyorum yani, anladın mı? Gidiyorum en pis tantuni 4 tane. McDonald's'tan bir tane Big Mac menü yersin değil mi? Ben 2 günde 3 günde bir yiyorum. Big Mac menü yiyorum. İçinde 2 tane Big Mac, onion rings'ler, 1 litre kola. Yok çıkın çuku. Yarım saat geçiyor 2 kilo çikolata. 1 saat geçiyor çiğ köfte. 2 saat geçiyor hadi onun ya. Leh yani, anladın mı? Öleceğim lan böyle giderse, Allah korusun ya. Neyse arkadaşlar, çok celallendim, sinirliyim. Kendime çok sinirliyim. Bu videonun amacı, al hatırla da 3-5 ay sonra izlediğin zaman salağa bak diye kendime çektiğim bir video. Belki yanınızdan biri kişi de der ki ulan tamam, bende de aynı sıkıntı var. Ben de kendimi iyi hissetmek istiyorum. Abi artık bir de arkadaşlar, gençlik akıllandı. Herkesin bakıyorum fizikler tığ gibi, genç çocuklar. İşte var yayınlarda gelip öyle, abi ben kendimi yakışıklı bulmuyorum, 130 kilo. Ver lan. Allah Allah. Abi ben normal kilodayım ama çelimsizim. Çalış lan, git spora. Olmuyor. Olur abicim, olur. Bak ben de kendimi olmuyor olmuyor. Son arkadaşım dedi bu ne hal? Olmuyor abi işte dedim. Ya ne demek olmuyor ya? Yapmak istersen olur kardeşim. Yeter ki kendine bunu hatırlat. O yüzden korkularınızın üstüne gitmeniz lazım. Az önce soyunmamın sebebi oydu tuvalette. Ayna karşısında. Soyundum. Her detayıma kadar baktım. Baktım abi o göbeğimin hali, yan airbaglerim. Ulan Allah korusun arabada bir kaza olsa siktir et airbag off ya. Şöyle götümü çevirsem hiçbir şey olmaz. O yüzden arkadaşlar, ben mutlu olmak için yaşayan bir herifim. En ufak şeylerden bile mutlu olabilen bir adamım. Ama bazı noktalarda da mutsuz olabiliyorum. Çünkü benim sosyal hayatımı çok etkiliyor. Hissedersiniz. Benim aynı problemleri yaşayanlar illaki var. Arkadaşlarınızdan belki soyutluyorsunuz kendinizi. Varsa kız arkadaşlarınızdan, erkek arkadaşlarınızdan soyutluyorsunuz. Hayatınız içerisinde yapmanız gereken şeyleri yapmıyor oluyorsunuz. Bir sebepten dolayı, mutsuz olduğunuzdan ötürü. O yüzden mutlu olmak için yaşayın diye hep söylüyorum. Sıçmaya bile yaşanır yani. Sıçmanın verdiği keyif için bile mutlu olursunuz. Onun için bile yaşanır. Önemli olan odağınızı nereye çevirdiğiniz. Yani siz çok zengin olmalıyım diye odağınızı oraya çevirip zengin olamazsanız hep mutsuz bir insan olursunuz. Ama ben şu kadar azıcık şeyle yetinirim, mutlu olurum, ha ne güzel dediğiniz yere odaklanırsanız, hayallerinizi küçük tutun diye söylemiyorum. Sadece psikolojik olarak yönlendirmelerinizden bahsediyorum. O zaman daha huzurlu, daha mutlu yaşarsınız gibi gibi durumlar. Siktir et şimdi, psikologluğa bağlamayın, çok sanki anlıyormuşum gibi psikolojiden. Özetle bu serinin ilk videosu.
Hiçbir plan yok, hiçbir kesme yok, hiçbir kurgu yok, yalan yok, dolan yok. 12.04.2019 saat 01.49. 107 ile 110 kilo arası çıkmışım. İşte 110 çıktım da sabah tartsam 107 olurum. Maşallah kardeşim. Yediğin hurmalar. Dediğim gibi hedef koymuyorum. Bu hep devam eden bir şey olacak ama ilk 3 ay, 4 ay, 5 ay çok pis asılacağım. Hem ağırlık antrenmanı. Planımdan da bahsedeyim. Haftanın 3 ila 4 günü, minimum 3, maksimum 4 ağırlık antrenmanı. Eskisi gibi eskiden de ağırlık çalışırdım. Geri kalan günler kardiyo, aşırı kardiyo değil. Bir günde off vereceğim kendime. 2 haftada bir cheat day, yani 2 haftada bir öğün istediğimi yiyebiliyorum. Bu hem motivasyon sağlıyor hem bedeninizi şaşırttırıyor. Ama ilk hedefim 21 gün kafası. Çünkü biliyorsunuz vücut, beyin neyse alışkanlıklar 21 gün sonra harbiden kendini belli ediyor. Alışkanlıklarınızı değiştirebiliyorsunuz, alışıyorsunuz ona. İlk hedefim 21 gün. Kademe kademe gideceğim. 21 günden sonra bir rutine bağlar diye umut ediyorum. Çünkü hayatım çok yoğun, çok yoğun çalışıyorum. Sabahtan akşama kadar beynim dolu, psikolojim sürekli gel git durumunda. İlk günler zordur. Bunu kabul ediyorum. Ama önemli olan o zorla mücadele etmek zaten. Ben de mücadele edeceğim. 21 gün sonra da zaten huzurlu, mutlu bir şekilde kurduğum sistemde ilerliyor olacağım. Size de tavsiyemdir. Şu an bu videoyu izliyorken bunu motivasyon, gaza getireyim falan diye anlatmıyorum. Gayet samimi sohbet ediyorum. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şey varsa bu uyku düzeni olabilir. Benim gibi kilo durumu olabilir. Ne bileyim, arkadaş ilişkileriniz olabilir. Her neyse. Böyle bir düşünün. Sizi mutsuz eden şeyleri, değiştirebileceğiniz şeyleri. Bu ne ya? Tırnak ne ya? Niye bu oluyor bu bilmiyorum. Değiştirmek istediğiniz ve değiştirebileceğiniz şeyleri ama değiştirmediğiniz. Bak, değiştiremediğiniz demiyorum. O bahane çünkü. Elinizdeyse eğer, hadi gelin birlikte yapalım. 3 kişi de olsanız, 5 kişi de olsanız. Bu video izlenmek için yapılmış. Aranızdan 2-3 kişiyi bile yakalasam bana yeter. Birlikte ilerleyelim. Ben kilodan şu an hayatımdaki en büyük sıkıntı kilo. Sonra başka problemlerim de var. Onları da size anlatacağım. Daha da güzel yaşayalım, daha da iyi hissedelim diye. İşte aileni çok sevmek ama onlara gerekli sevgiyi gösterememek gibi. Bende öyle bir şey yok da benzer durum var. Anlatacağım. Şimdilik odam bu. Öyle anlattım işte, dertleştim. 107-110 kilo ne ya? Vay aptal herif. Olsun. Neyse arkadaşlar. Şu çöpleri möpleri atıyorum. Buzdolabını boşaltıyorum şimdi gidip. Tamam mı? Yarın sabahta o falan gelmez. Bir hafta çünkü şey yapacağım. Yani kafamı toparlayacağım. Yarın sabah kahvemi çakıp normal Nescafe'mi sek yani sütsüz çıkıp ortalama 10 bin adım atmayı planlıyorum. Ve ilk hafta şunu yapıyorum sadece. Kendimi zora sokmadan. 3 tane beyaz hayatımdan çıkartıyorum. Hep söylerim bunu da yayınlarımda. Un, şeker, tuz. Tuz zaten çok tüketen bir herif değilim de. Şeker ve un inanılmaz tüketiyorum. Yani unlu mamuller, karbonhidratın bokunu çıkartıyorum, şekerin bokunu çıkartıyorum. Zaten hepsinin başı da bunlar. Ama en sevdiğim şeyler, yalan yok. Bir şey istiyorsak bazen sevdiğimiz şeyler karşısında fedakarlıklar göstereceğiz diyelim. Bu üçünü çıkartıyorum. İki öğün yiyeceğim. Ortalama işte metabolizmamı da hesaba katarsak 1700-1800 kalori falan alırım. Ben çünkü 1.89'um. Kilom 107. Çok da az yiyip kendimi perişan etmek istemiyorum. Kafa kalmıyor çünkü, kafa lazım. Bu şekilde başlıyorum yarın. Bir hafta sonra uyku düzenime tamamen odaklanacağım. Uyku düzeni diyeti çok etkileyen bir şey. Sağlık anlamı, hormonal anlamda da bir yandan da uyku düzeniniz olmadığı zaman çok uzun ayakta kalıyorsunuz. Az yemek yiyorsunuz ve bitiyorsunuz. Bunu da sokacağız. Öyle sabah 7'de kalkma falan değil. O kadar zora gelemem kardeşim. Ama zor, yanlış anlaşılmasın. Sabah 5'de uyanıp işe gidenler şimdi beni aman kınamasınlar, affola, o anlamda demedim. Ben de senelerce sabah 6'da kalktım da şu anki hayatım için söylüyorum, şu 2-3 aylık süreç içerisinde. Sabah 6'da 7'de kalkmam mümkün değil. Zaten o saatlere yakın yatıyorum ben. İşte montaj yapıyorum, kurgu yapıyorum, uğraşıyorum. Planlamalar, onlar bunlar, 50 tane influencer işleri. Pek uyku uyuyamıyorum. Günde 5 saat falan uyuyorum ben. Falan filan uzatmıyorum. Yeter lan. Hadi öptüm sizi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın.